Gözüküyor muyum? Gözüküyorum. Herkese güzel İzmir'den günaydın. Sabah saat 6, 6.30 mu? Sabah saat 6.30. Güneş yeni doğuyor. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş aydınlanmaya başladı dışarısı. Gece teknede yattım. Sabahın köründe kalkıp balığa çıkmak için. Bugün yine tekneden bir video yapmak istedim. Balığa çıkacağım. Tutabilirsem eğer bu videoyu yayınlarım, tutamazsam yayınlayamam. Balık tutup daha sonra güzel bir koya gidip o balığı temizleyip orada mangalda pişirmek istiyorum. Yakala ve pişir tarzında bir video yapmak istedim açıkçası. Bakalım, umarım şansım yaver gider. Oltalarım hazır. Dün akşamdan oltalarımı hazırladım. Yemlerim hazır. Her şey hazır. Gidip yüzümü yıkayacağım. Ayılayım. 5 dakikaya 10 dakikaya yola çıkarım. Hadi gidelim balık tutalım. Şöyle bir dışarıyı göstereyim. Güneş yeni yeni doğuyor. Harika sessiz bir hava var. Şu sessizliğe bakar mısınız? Kimsecikler yok. Teknemde bir uğur böceği buldum. Bakayım kameraya gösterebilecek miyim? Tatlıla bakar mısınız? Bakalım şansım yaver gidecek herhalde bugün. Tamam. Seni dışarıya salalım şimdi, gel. Gel. Rastgele. Arkamdaki tekne de balığa çıkıyor. Dün akşamdan bayağı kasa kasa sardalya almışlar. Onlar orkinos avlamaya gidiyorlar ama. Şu anda Selçuk'tayım, Teos Marina'dayım. Orkinos turnuvası vardı geçen hafta. Önümüz hafta tekrar varmış sanırım. Arkamdaki tekne ta Adana'dan gelmiş. Teknesini karadan buraya kadar getirmiş. Orkinos avlayabilmek için eşiyle birlikte gelmişler. Benim o kadar büyük balıklarda gözüm yok açıkçası. Ben bugün birkaç tane mercan yakalayabilirsem, mercan tutabilirsem birkaç tane çok iyi olur benim için. İşte sabah erken kalktığın zaman da böyle havuz gibi bir suya uyanmış oluyorsunuz. Şu suya bir bakar mısınız ya? Harika bir su var. Manzara inanılmaz güzel. Marina'nın çıkışında burada balıkçı barınağı var. Sahil güvenliğimiz var. Diğer tarafta petrol ofisimiz var yakıt almak için. Şu anda kapalı gerçi. Ama yakıtımız da var. Yarım depo yakıtımız var. Evet, güneş iyice yükselmeye başladı artık. Çok güzel bir manzara var şu anda. Yavaş yavaş çıkıyor. Birazdan şu dağların arkasından belirecek güneş. Çok uzak bir noktaya gelmedim. Bu geldiğim noktada biraz balık tutmaya çalışacağım. Bakalım şansım yaver gidecek mi? Abi bu kadar sallanır mı? Hani hava güzel olacaktı ya. Evet, şu ana kadar şansım çok yaver gittiğini söyleyemem. Birazcık sürükleniyorum bir yandan, demir atmadım. Az önce küçük bir mercan geldi, onu saldım. Şimdi de böyle balık tuttum. Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. O yüzden çekeceğim. Belki bilen varsa yazar aşağıya. Ne olduğunu bilmediğim için bunu eldivenimle alacağım. Ondan sonra denize atacağım. Şöyle bir kıyı şeridine geldim, dalgaları kesecek bir alana. Burada birazcık karagöz falan filan var. Küçükleri atıyoruz. Büyükleri tutuyoruz. İki tane yenebilecek boyda tuttum. Şöyle göstereyim onları da. Buradalar. Eğer çok tutamazsam onları da salacağım, yazık. Yenilebilecek kadar tutarsam o zaman yiyeceğim. Açıkta yaklaşık bir saat durdum. Çok dalgalıydı. Balık da tutamadım zaten orada. Şöyle balık bulucuyu göstereyim. Aşağısını balık dolu olarak gösteriyor. Ama tabi buradaki balıklar genelde ot balığı, kaya balığı vesaire oluyor. Bakalım şansım yaver giderse yenecek kadar tutarım. Tutamazsam tuttuklarımı salarım. Ondan sonra yumurta kırarım kendime, ne yapayım? Evet, sonunda istediğim balıkları tutmaya başladım yavaş yavaş. El kadar bir karagöz geldi. Aşağıda balık var belli. Oo! Bak 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 bak, nasıl tutuyor ya. Dur dur oğlum, dur. Dur 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 dur. Sen de gel buraya. Öf, sığmadı ki kovaya. Bunlardan birkaç tane daha tutarsam o zaman bana bir yemek çıkar buradan diye düşünüyorum. İki tanesi yenecek böyle, bir tanesi küçük aslında. Evet, o küçüğü salacağım, büyükleri tutmaya devam, hadi bakalım. Bir tane ot balığı tuttum ama böyle bir renk yok. Şu ana kadar tuttuğum en güzel balık herhalde. Şunun renklerine bakar mısınız ya? Salacağım ben bunu şimdi ama. Gerçekten çok güzelsin sen ya. Evet, bu sefer geliyor işler. Sanırım mercan tuttun galiba. Öğlen saatlerine geldik artık. Hava yine durgunlaştı. O yüzden ben yine açığa geldim. Farklı bir pozisyona geldim bu sefer. Havayı görüyorsunuz, gerçekten güzelleşti. Mercan olduğunu bildiğim bir noktaya geldim şimdi. Burası kaç metre? 45 metre bir yer. İlk atışımı yaptım, bir tane mercan geldi. Birkaç tane daha yakalarsam sonra koya gideceğim. Onları temizleyeceğim, ondan sonra yiyeceğim. Evet, son balığımı tuttum galiba. Büyük bir gopez de tuttum. Şimdi kaç balığımız oldu? İki tanesini salacağım bunlardan. İki mercan, iki büyük karagöz var. Bir tane de böyle bir gopez var. El kadar yine. Şimdi gideyim koya, bunları temizleyeyim. Ondan sonra
Mangalda yapmam, tavada yaparım herhalde. Aynen, tavada yapayım hızlıca. Ondan sonra karaya döneceğim. Gopezim ölmüş bile. İki tane mercan, dediğim gibi iki tane karagöz var yenecek, şu ve şu. Şu ikisi küçük, onları salacağım. Şimdi denize atlayacağım. Ondan sonra balıkları temizleyeceğim ve pişireceğim. Şu görüntü gerçekten çok güzel. Yemişi, su birazcık soğumuş ama. Evet. Yüzmek çok iyi geldi ama su gerçekten çok soğuktu. Dondum. Buraya kıyıya kadar gittim, geri geldim. Şurada yine tarihi bir makine tüfek yuvası var. Daha önceki tekne videomu izlediyseniz orada görmüşsünüzdür içini bunun. Bakın buradan suyu açtım. Evet. Evet, su bitti sayılır. Şimdi şu ikisini alacağım. Geri kalanını temizleyeceğim ve pişireceğim. Muhtemelen tavada yapacağım hepsini. Gel bakalım. Hadi hadi. Sen de gel. Bu çok hareketli. Hadi. Hadi hadi. Evet, balıkları pişirmeden önce yumurta yapmaya karar verdim kendime. Şimdi yumurtayı attım, şu şekilde baharatını koydum. Hindistan cevizi yağı kullanıyorum yumurtayı yaparken şu şekilde. Balıkları yaparken de Hindistan cevizi yağı kullanmak istiyorum. Daha önce şöyle bir şey denemedim. Deneyeceğim ilk defa, bakalım nasıl olacak, merak ediyorum. Evet, en zor kısmı bitirdim. Balıkları temizledim. Fileto yaptım önce, ondan sonra derilerini çıkarttım gördüğünüz gibi. Ondan sonra gittim denizde şurada yıkadım ve şu şekilde getirdim. Evet, ocağı dışarı aldım çünkü yağlar patlamaya başladı içeride. Buraları hep yağ yapacaktı. Evet, yiyebileceğim en taze balık bu herhalde şu anda. Evet, gayet güzel gözüküyor. Bakın. Evet, daha ne olsun. Hem görüntüsü güzel hem kokusu bayağı güzel. Keşke kokuyu da aktarabilsem videodan. Şu anda şöyle bir görüntüsü var. Hangi balık hangisiydi artık karıştırdım şu anda. İlk denediğimi beğendim. Yaklaşık 20 dakika önce falan şurada yüzüyorlardı. Şimdi buradalar. Videodan da anlamışsınızdır. Yiyeceğim kadar avlıyorum. Kesinlikle daha fazlasını avlamıyorum. Bugün belki 50-60 tane balık tutmuşumdur. Tabii hepsi küçüktü, o da ayrı bir şey. Ama sadece yiyeceğim büyüklükte olanlardan yiyeceğim kadarını aldım yanıma. Açgözlülük yapmaya gerek yok. Yüzlerce tutup buzdolabına atmaya gerek yok. Buzdolabında duracağına denizde dursunlar. Yiyeceğiniz zaman gelip avlayın. Balıklarımı yiyeceğim. Daha sonra birazcık paddleboard yaparım. Ondan sonra marinaya dönmem lazım. Şurayı temizlemek, bu bulaşıkları falan filan temizlemek zaten bir yarım saatime, hatta 45 dakikamı alır muhtemelen buraların tamamen temizlenmesi. Evet, bir haftanın daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın özellikle. Önümüz hafta yeni bir şehirde, yeni bir ülkede, yeni bir macerayla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ya da dur, daha gitmeyin. Şimdi önce size paddleboard'da buranın manzarasını göstermek istiyorum. Tekneyi orada bıraktım. Suyun temizliğine bakar mısınız? Şimdi buranın hemen arkasında bir tane sahil var. O sahile gideceğim. Oraya genellikle tekneler çıkmıyor, yanaşamıyor. Kayalık birazcık çünkü. Aman diyeyim, düşüyordum. Güzel. Çocuğun birisi kumla oynamış, eşyalarını bırakıp kaçmış gitmiş. Nasıl oluyor ya? Maalesef yok büyük Altay. Yok hayat kısa, kuşlar uçuyor. Yani şöyle güzel bir yerde, şöyle ıssız bir koy, şöyle güzel bir sahil. Yani terbiyesiz insanlar. Bunları yazdıktan sonra geriye dönüp bakıp hoşlarına gidiyor mu acaba gerçekten insanların? Onu gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü çok iğrenç duruyor. Hiç pişman olmuyorlar mı acaba? Ama sadece Türkiye'de değil, dünyada gezdiğim hemen hemen bütün ülkelerde, yani %100 bütün ülkeler bunları görmek mümkün maalesef. Evet,
Sahil bu kadar. Tamam, bu sahili ve denizin temizliğini de gösterdim. Artık gidebilirim. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Önümüz hafta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Açıkçası. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayın. Basmayın mı? Yapma ya. Basmayın abi beğen butonuna. Yüzmek çok iyi geldi ama çok. Sabit miyim ben ya? Onlar mı sabit değil, ben mi sabit değilim? Sabit herhalde. Neyse. Kötü anı. Aa. Ya.